Başladı. Arkadaşlar, Hamdi'ye de söyledim, size de söylüyorum. Antony'yi almışız Hamdi, Siopis. Şimdi düştü şeye, ben de bölge müdürüyüm ya, biraz düştü. Hadi hayırlısı, Roma maçları yapacağız Hamdi. Siopis'i değerlendireyim mi? Onu bir değerlendir Siopis'i. Ya belki de bir transfer değil Serdar abi. Yani takımın o bölgedeki oyuncu yolunda baktığım zaman... Azıcık yüksek sesten konuş ki hocam çıksın. Evet, yani o yoluna baktığım zaman olabilecek bir transfer gelmedi bana. Nasıl kullanır onu, nerede kullanır hani bilmiyorum. Orada zaten bir yoğunluk vardı. Belki lig uzun bir süreç olduğu için orada kullanır ama... Yani bilmiyorum, benim çok sürpriz bir transfer oldu. Beklediğim bir transfer gündemde vardı ama olabilirliği bana göre azdı. Hayırlısı yani muhakkak bir şey düşünülmüştür. Bilmiyorum. Yani belki oyun karakteri yüksek bir oyuncu. Saha içerisinde o oyun oynama, takım kazanma arzusu yüksek bir oyuncu. Yani bu yönümü daha çok veya katkı yapacak olduğu oyun yönümü bilmiyorum ama hayır olsun. Ben de şöyle diyorum. Normalde bunu Alanya'da oynadığımız gibi oynatırsak problem yok. Çünkü basıyor, çıkıyor, seri. Ama eğer pas yapacaksak seri adama bizde sıkıntısı olur. Ben öyle düşünüyorum yani tamam. Şimdi Marek de Berat da arkaya atılan toplarda koşmuyor. Tamam. Yetişemiyor yani neticede. Mesafe bırakıp koşar ama Abdullah Hoca'nın oyun tarzı da böyle buna böyle değil yani. Yani o koşamıyoruz diye oyuncu tercih edilmişse şimdi Dorukhan da koşar, Parmak da koşar. Yeri gelince Berat'ı da koşturacaksın yani. Çünkü yani orada senin orta sahan pas oyunu çok yüksek bir takım. Koştu dedim ya ama seri koşuyorlar yani. Atletik bir oyuncu. Bir tempoda İstediğin kadar koş, bir işe yaramıyor. Evet. Adam yanına geçiyor. Atletik bir oyuncu. Herhalde o yönünü kullanacak. Bunu tabii ki yıl içerisinde yani belli maçlarda kullandı. Ben öyle devamlılığı olabilecek olduğunu ben çok düşünmüyorum. Çünkü oradaki oyuncu kalitesi bana göre Siopis'te biraz daha önde. Boş ver hocam, hayırlısı olsun. Bu sene Trabzonspor'un hiçbir şeyine yanlış demeyeceğiz. Her şey doğru. Şampiyon olacağız. Tamam. Kafamıza göre eksik de olsa bilmem ne olsa moral vereceğiz yani. Serdar abi ama şu an herkes böyle bir eksik arıyor. Yani her şey sanki demeyeyim de çok doğru giden bir bütün var. Ama orada en ufak bir problem olsa bile hemen onu işte orası da problem. İşte şu eksiğimiz var deniliyor. Özellikle savunma anlamında niye çok gol yiyoruz, niye çok pozisyon veriyoruz. Ya bunlar olacak yani. Öndeki oyunun keyfini çıkaralım. Zaten takım düzelir yani. Daha da iyi oynar da zaten Trabzonspor'da Galatasaray olursa belli. Serkan'ı sallayacaklar. Geri kalanını boşver. Evet. Ya bir tek Serkan, belki o arada Uğurcan kafası burada değil. Bir de kim var? Berat Ağır. Geri kalanların hepsi iyi. Daha sezonda şu an 3 maç oynadık. Hadi üçüncüsü de Serkan yoktu ama ikisindeki konu bunlar. Yani Uğurcan işte yani motivasyonu düşük. İşte Serkan hep eleştiriliyor. Perez'in yediğimiz goldeki hatasını Serkan hiç yapmadı şimdiye kadar mesela. De şöyle yapmadı hocam. Biz deyince de ben de Serkan'ı koyuyoruz. Şimdi hoca oturuyor. Diyor ki benim bir bekim eksik. Şimdi bu Perez sağda da oynuyor, solda da oynuyor. Elimdeki Türklerden, Serkan ve İsmail'den hangisi daha güçlüyse onu oynatayım da Perez'i çekeyim o tarafa diyor. Evet. Çekiyor sola. Şimdi baskı bilmiyor niye aldı sağa soldan açık vermiş olduk ama çok da önemli değil. Boşver bu sene şampiyon olacağız inşallah. Ben Roma'yı çok bilmiyorum ama şöyle biliyorum. Şöyle düşünüyorum. İtalya'nın Roma'sı Türkiye'nin Trabzon'u. O beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum. Yürü gitsin. Evet, İtalya'da Roma ne kadar önemliyse bizde de Trabzonspor. Türkiye'de Trabzonspor o kadar tanımıyoruz. Önemli. Tabii ki Mourinho'yu tanıyoruz. Ya bir tek Antalya'yı. Bizde de var bir Mourinho'yu. Evet, bizim hocamız da Türkiye'nin Mourinho'su diye şey yapabiliriz. Yani Abraham'ı aldılar, oynamaz. Dzeko gitti, önemli bir oyuncuydu. Zoriano var, kenar oyuncusu, iyi bir oyuncu. Sakatlanan oyuncusu, milli takım sakatlanan iyi sol kenar oyuncusu yok. O da bir avantaj. Ben sanki böyle bir pozisyonlu, pas oranı yüksek, göz zevki yüksek bir maç olur gibi geliyor bana. Çünkü rakip takımın da oyun şekli o, bizim de oyun yapımız o. Yani denk olabilir gibi geliyor bana iki maçta yani. Denk olabilir. Gol atarsak burada oyun daha heyecanlanır, daha keyiflenir. Ya yani ben orada da pozisyon buluruz, burada da pozisyon buluruz. Yani şöyle bir şey olur yani bu üç maç, oynadığımız üç maça göre biraz daha dikkatli bir maç olacak bu. Yani evet, bu evet. Maç Roma diyeceğiz ona göre. Ama şu var hani Trabzonspor hedefinde bu kupa zaten yok bu sene. Nereye kadar giderse. Çünkü bu uzun bir serüven, bir de Mayıs'a kadar sürecek çok maç olacak. Ha, bence hani
Eğer yani 4'lere gidersek biraz para alsak da bunların parasını verir. Para evet, para bize katkı yapar. ama baktığın zaman güzel bir zamanda güzel bir eşleşme. Bence keyifli olacak. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum Hamdi. Şimdi Molde falan böyle bir takım oyunuydu. Şimdi bu Roma ya, ismi Roma falan ya. Taraf futbolcular falan daha dikkatli, daha iyi oynayacak senin dediğin gibi. Bir de şu şeyi çok güzel yaptılar. Atılan deplasmanda atılan gol bilmem iki gol sayılmıyor ya. Hı hı. Çok rahat rahat oynayacaklar. Vallahi ben bu maçtan da ümitliyim biliyor musun yani? Ben de aynı düşüncedeyim. Yani ben hani takımın oyununa baktığım zaman, bireysel oyunculara baktığım zaman yani ben çok fazla kendimizi arkada görmüyorum. Ya biz önde bile. Vallahi öndeyiz ya. Yani ben çok coşkulu, çok keyifli başlıyorum. Onlar şimdi korkarak geliyorlar bize. Vallahi iyi olacak. Şahane olacak. Sevgili seyirciler, abone arkadaşlarım, bu sürpriz oldu. Hamdi'yi görünce dedim, bu şimdi televizyona konuşmadan evvel bana konuşsun, ben de ona konuşayım. İnşallah bu işte transferi de zaten biliyorsunuz, biz müjdesini de verelim. Ben nasıl YouTube'da gidiyorsam Hamdi'yi de destekleyelim, o da televizyonda, bak başka kimse yok ha, televizyonda Trabzon'da. Biz eskiden de şeydik, 85'te Trabzon'dan döndüm. Küçük Hamdi, Büyük Hamdi, Serdar orta sahasıydık. Tamam mı? Galip gelirse Büyük Hamdi ile Küçük Hamdi iyi. Mağlup olursak abi Serdar yaşlandı. Ne yapacağız? Keyifli günlerdi. Güzel, özel günlerdi. Sizden öğrendiğim çok şey oldu ya. Trabzonsporluluğu öğrendik en azından ya. Biz hani genç takımdayken sizin soyunma odasının önünden geçmek bile bize büyük bir heyecan veriyordu. Yani duygular tabii çok yüksek olunca hiçbir zaman bitmiyor, bitmeyecek de. Yani yorumlasak da konuşsak da evet, bunlar hep olumlu. Hiçbir zaman Trabzonspor karşısında değiliz, hep yanındayız. Evet. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin, iyi yayınlar.